Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabır coin'imiz olan Chiliz'i değerlendireceğiz. Chiliz'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Chiliz süründürmeye devam edecek mi vesaire o konuların hepsini sizlerle birlikte yine detaylı ve kapsamlı bir şekilde konuşacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Chiliz'de şu en dıştan gelen trendi kırdık. Yani kırdık kırmasına ama yani burada Bitcoin bizim önümüze çok güzel setler ördüğünü söyleyebiliriz. Örneğin mesela şurada son alımımı yaptığımı duyurmuştum. Yani mesela bu trend için çiliz için değerlendirilebilir bir alan olduğundan bahsetmiştim. Ve ben buralara temas ettiğinde artık son alımımı yaptım. Ve de çilizde daha da başka alım yapmayacağımı sizlere de duyurmuştum arkadaşlar. Buradan sonrasında üste doğru bir atak geldi. Ve bakın tam trend lokasyonunun üstünde kapatma yapamadan aşağı doğru bir e, düşüş meydana gelmişti. Sonrasında ise arkadaşlar burada gördüğümüz lokasyonda bakın şurada bakın tam kırılım geliyor. Kırılım geldikten sonra Bitcoin'in aşağı salmasıyla bir daha bir daha bir daha deniyor şu bölgeyi ve bu bölgeyi de paylaşmıştım. Hatırlayacaksınız. Bunu da Twitter'dan tweet attım. 0.335 dolar bölgesinin alınmasıyla birlikte çizinin yukarıya doğru hareketleneceğini söylemiştim ve burada tam onu paylaştıktan sonra 3 defa denedi. Hatta bakın burada dördüncüyü de denemiş ve burayı bir türlü kıramamışız. Ve burada arkadaşlar bir formasyon daha oluşturduk. Buradaki formasyonumuzun ismi nedir derseniz de arkadaşlar burada bir yükselen üçgen formasyon oluşturduk. Nasıl oluşturduk? Bakın ne oluyor burada? Her defasında bakın aynı yerden fiyat dönüyor. Yani buradaki 0335 seviyesine çarpıp çarpıp dönüyoruz. Yani burada güçlü bir satıcı bloğu var arkadaşlar. Yani buraya geldiğinde fiyatı baskılıyor ve buranın aşılmasını istemiyor adeta. Bakın gördüğünüz gibi 335 seviyesinden haberi fiyatı shortluyorlar ve baskılıyorlar aşağı doğru gelmesini sağlıyorlar. Ama iyi olan bir şey var. O da nedir? Artık fiyat daha da aşağı düşmüyor. Bakın burada mesela 335'ten red yiyor. 30 seviyesine kadar iniyor. Bakın burada bir daha red yiyor, buraya geliyor. Ama bakın her defasında düştüğü yer daha da yukarıda arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? CHiliz şu trendi kaybetmezse hiçbir sorun yok arkadaşlar. Çünkü burada ne gözlemliyoruz? Burada gözlemlediğimiz şey Burada satıcıların artık yorulmaya başlayacağını düşünebiliriz. Çünkü adamın satacak bir şeyi kalmayabilir. Her defasında buradan aynı yerden birkaç kişi satıp satıp duruyor bence. Bir, ba bir balina buradan satıp satıp duruyor. Ama burada artık alıcılar daha iştahlı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu sevindirici. Yani Chiliz'in fiyatını daha da aşağısına inmesini istemiyorlar. Yani şuralardan topluyorlar. Ve Chiliz bu trendi kaybetmediği sürece hiçbir sorun yok. Aynı zamanda buradaki 335 seviyesini kazanırsa da arkadaşlar şuradaki hedef lokasyona doğru bir atak daha gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani 0.38 dolar seviyelerine doğru bir atak gözlemleyeceğiz. Ve ardından daha da sert hareketler gelebilir. Bunun sebebine değinecek olursak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Çiliz'de artık yani satıcı baskısı kalmamış olabilir. Aynı Avax'ın durumunu yaşayabiliriz. Bunu tekrar tekrar söylemek hatırlatmak istiyorum sizlere. İsterseniz hemen bir e, indikatörlerimize bakalım. Ardından birkaç bir şey daha söylemek istiyorum Chiliz ve Avax benzerliği adına. Peki bir devam edelim isterseniz. Burada MA Ribbon'a birlikte baktığımız zaman MA Ribbon tarafından bakın tam burası korunuyor arkadaşlar. Yani 0.32 dolar seviyesi korunuyor ve buranın verilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi bu trend kaybedilmediği sürece bir sorun yok. Yükselen üçgeni yukarıya doğru kırarsak 0.38'e doğru sert bir hareket meydana gelecektir. Aynı zamanda burada 0.31 dolar seviyesinin önemli korunduğunu söyleyebiliriz. 0.31 kaybedilirse buradaki dip de kaybedilip kaybedilecektir. Ve sıkıntı başlayabilir bunu da söylemek istiyorum. Yeniden bu yeşil alanı ziyaret edebiliriz. Bu da bizi üzer açıkçası. Beklediğimiz hareket açıkçası aynı zamanda yükselen üçgen formasyonu olduğu için genelde arkadaşlar yani 2 olarak yükselen üçgen formasyonları Yukarıya doğru kıralım gösterirler ve e, bakalım e, açıkçası ben de Bitcoin çok ağır bozmazsa yukarıya doğru bir kıralım bekliyorum. Çiliz açısından buradaki 0.335 dolar seviyesinin kıralımını bekleyeceğiz. Aynı zamanda bakın burada SMA ribbon'ı göstermek istiyorum. Bakın tam burada mavi çizgi 0.335 doların üstüne geliyor. Bakın burada bir türlü kazanamıyoruz. Şurada bakın iğne atıyoruz dönüyoruz. Burada 0.335 doları kazanırsak Burayı da alırız ve önümüzde bir engel kalmaz. Yani bunu söylemek istiyorum. Ve bakın bu trend yine korunuyor. Buranın verilmemesi yani burada da 0.31'in verilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada bakın. İnstrüans topumuza baktığımız zaman. Bakın şuradan beri sata geçmiş. Ve sata geçtikten sonra şu bölgeyi set e örmüş. Bakın 335 seviyesine set e örmüş. Ve bir türlü burayı kazanamıyoruz. Yani Chiliz'in 0.335 seviyesini almasıyla birlikte ben sert bir hareket bekliyorum bunu tekrardan. Yinelemek istiyorum ya yani burayı kırarsak arkadaşlar yukarıya doğru bir hareket gelebilir. Arkadan baktırabilir çiliz açısından bunu söyleyebilirim. Peki devam edelim. Çilizin bir günlük grafiğindeyiz arkadaşlar. Bakın burada bir ölüm kesişimi meydana gelmişti. Şu anda da golden cross'a yani e, altın kesişime doğru bir atak gelebilir. Ve bakın burada tam kırmızı çizgi yine 0.335 seviyesinde. Yani bakın şunu söylemek istiyorum. Çilizin 0.335 seviyesi üstünde günlük kapanışlar yapması... Burada Golden Cross'u da tetikleyecektir ve yukarıya doğru daha sert hareketlerin meydana gelmesine sebep olacaktır. Bakın Chiliz günlükte şurada Golden Cross'u yakmış ve bu Golden Cross'u yaktıktan sonra Chiliz devasa bir artış göstermiş. Yani burada şu Dead Cross'tan sonra bir türlü kendimize gelemedik. Şurada yeniden bir Golden Cross'u yakarsak buna benzer bir hareket gelirse. Yani Chiliz yatırımcılarının yüzü çok aşırı gülebilir arkadaşlar. Yani herkesi arkadan baktırabilecek bir hareket daha meydana gelebilir bunu söylemek istiyorum. Impozitif hareket yapısı bu. Ve geçmişinde baktığımız zaman Chiles'in ne kadar yatay gidip milleti nasıl bıktırdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Chiles'in Avax'a benzerliğinden bahsedeceğim. Aynı zamanda Chiles'in uzun vadede kaç dolar beklediğimi sizlere yine anlatacağım arkadaşlar. Ama öncelikle bir proje var. O projeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Bir önceki tanıttığım proje çok güzel değerlenmişti. Bunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen projeyi dinleyin ardından Çiliz'le ilgili analizimize devam edeceğiz. Sizlere yeni bir ekonomi protokolü olmayı hedefleyen bir token'ı tanıtacağım arkadaşlar. Day protokolü tanıtacağım. Daha önceki tanıttığım bir proje Despace Space protokoldü. O çok güzel bir artış göstermişti. Bunu da sizlere yine tanıtmayı hedefliyorum. Burada arkadaşlar yaratıcı bir ekonomi platformu oluşturmayı Hedefliyorlar. Bunu ise şöyle ifade ediyorlar. Yaratıcı ekonomi için Web 3.0 protokolü olarak söylüyorlar arkadaşlar. Merkezi olmayan yaratıcı ekonomi için çok zincirli bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Birçok sponsoru ve birçok ortağı bulunduğunu söyleyebiliriz. Buradan CEO'larının, kurucularının profillerine görebiliyorsunuz. LinkedIn hesaplarına bakabiliyorsunuz. Bunları ben araştırdım. Bana güvenilir geldi açıkçası ama sizlerin de araştırması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda burada yatırımcılarına baktığımız zaman birçok yatırımcısı olduğunu ve ortaklarına baktığımız zaman da gerçekten baya bir ortağı olduğunu sizler de görebiliyorsunuz ve kullanım alanı olarak arkadaşlar çok alana yayılması beni biraz daha bu projeye sıcak bakmaya itti açıkçası. Yani müzik alanında, sanat alanında, film alanında, yayıncılık, bilim, marka sahipleri, eğitim, IP hakları, yaratıcı ekonomi ve reklam gibi bayağı bir alanı bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani bu alanlarda aktif bir rol üstlenmeyi hedefleyen bir proje olacak. Peki bu projeyi nasıl satın alabilirsiniz? Arkadaşlar öncelikle bir ön satış işlemi olacak. Bakın Twitter takipçileri de neredeyse 14.000'e ulaşmış bunu ben yorumlar ve açıklama kısmına atacağım Sizler sizlerde alım yapabilirsiniz burayı takip edeceksiniz ayın 28'inde arkadaşlar bir ön satış işlemi olacak ön satışta sizlerde katılım sağlayabilir ve deyip protokolü alabilirsiniz aynı zamanda burada arkadaşlar tesla veya nasa gibi şirketlere de web3'ü getirmeyi planlıyorlar yani bu da gerçekten büyük bir atak olacak sektörde tamamen bir yenilik tamamen bir değişikliğe gitmeyi hedefleyen farklı bir proje olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki kripto paralar gibi IDO projeleri de riskli olabiliyor. Lütfen sizler de araştırın. Kafanıza yatmayan bir yer olursa bana da yazarak beni de bilgilendirmeyi ihmal etmeyin demek istiyorum. Hemen analizimize devam edelim. Chiliz adına yapılan paylaşımlara baktığım zaman herkes arkadaşlar şunu söylüyor. Alex dolandırıcı, Alex bu coin'in değerlenmesini istemiyor vesaire şeklinde açıklamalarda bulunu, bulunuluyor. Ve bunu ben çokça görüyorum açıkçası ama bunu AVAX'a da çok defa söylediler. AVAX'ın durumunu bilenler bilir arkadaşlar 60 dolardan 10 dolara kadar sert bir düşüş meydana gelmişti. Ve herkes AVAX artık dolandırıcı AVAX öldü yani yeniden yukarıya doğru atak yapamaz gibi söylemlerde bulunmuştu. Ama ben AVAX'la ilgili paylaşımlarımı attığım zaman AVAX'ın Ethereum'a rakip olabileceğinden bahsetmiştim. Ve sonrasındaki sert hareketi bizzat biz yakaladık. Çiliz'de de aynı şeyin yaşanabileceğini düşünüyorum. Şu an bıktırma evresinde ne kadar çok bıktırırsa o kadar çok mal toplanılacağı için bu sürenin ne kadar olacağını maalesef kestiremiyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani ben şu hareketin tekrarlanabilme olasılığının olduğunu düşünüyorum. Avax gibi Chiliz'in de arkadaşlar sert bir hareket yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bakın burada logaritmik ölçekte şöyle bir trend oluşmuş. Bunu kırdığı takdirde asıl bir hareket gelebilir açıkçası. Bakın burada 3 teması almış. Yani hatta 4. teması da şurada almış. Kıramamış. Bu bölgeyi kırmasını bekleyeceğiz açıkçası. Öncelikle 0.335 daha sonra şu trendin kralımı sertçe arkasından baktırabilecek bir hareket gelebilir. Ben çilizlerimle trade bile yapmıyorum açıkçası onu söyleyeyim. Chiliz'in trade'den değil de hodl yaparak çok daha fazlasını kazandıracağını düşündüğüm için kesinlikle arkadaşlar bozmayı düşünmüyorum. Elimde kalıyor şu an yeni alımlar yapmayacağımı tekrardan söylemek istiyorum. Olası bir değişimlerde yine sizi Twitter'dan bilgilendireceğim bunu unutmayın. Chiliz severler olarak bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.